Euzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Durusul Lugatil Arabiye, çalışmaya devam ediyoruz. 2. seviyenin 6. dersini inşallah çalışacağız. Ed dersus sadis 6. ders demekti. El ümmü anne ne diyor? Meta ne zaman raca'te döndün? Bakın te erke yani müzekkere soruyor. Sen döndün. Minel medreseti medreseden e, ya büneyye ey oğlum diyor. E, Sa'id ne diyecek? tu. bakın tü ben döndüm. Kable nısfı saatin yani yarım saat önce değil mi? Yarım saat önce döndüm. Peki el ümmü eyne uhtuke Kız kardeşin Meryem nerede? Bakın ya Meryem deseydi uhtuki dememiz gerekirdi. Burada kime soruyor? Said'e soruyor. Dolayısıyla uhtuke dedik. Evet. Ee, kız kardeşin Meryem nerede? Ema racaat dönmedi mi? Bakın olumsuz soru. Değil mi? Ema. E, olumsuz soru. Ema racaat dönmedi mi? Evet. Said. La edri. Bilmiyorum. La edri. Ene ma tuha Onu görmedim. Bakın ene ben ma tuha Onu görmedim. El ümmü e, anne. Mâzâ qara'tel yevme. Bugün ne okudun? Mâzâ qara'te. Ne okudun el yevme bugün? Mâzâ qara'tel yevme. Bugün ne okudun? E, Sa'id ne diyecek? E, qara'tu. Değil mi? Ben okudum. El yevme bugün dersen cediden yeni bir ders okudum. Fil fıkhı. Fıkıh hakkında veya fıkıhta yeni bir ders okudum. El ümmü. Efehim tehu. Onu anladın mı? Te. Bakın sen. Efehim teh. Onu anladın mı? Baştaki e soru içindi. Peki Said ne diyor? Neam fehim tu değil mi? Fehim tuhu ceyyiden. Onu iyi anladım. Ceyyid neydi? İyi. Evet. El ümmü. Ema qara'tel Kur'anel yevme. Bugün Kur'an okumadın mı? Bakın. Ema qara'te okunmadı mı? Okumadın mı yani? Sa'id ne diyecek? Bela. Olumsuz soruya evet diye cevap verilirken bela deniliyordu. Evet. Qara'tü okudum. Suretel Rahman. Rahman Sûresini e, suresini okudum. Ve hafız tuha. Ve onu ezberledim. Hafız tuha. Fe feriha. Bakın buradaki fe bunun üzerine yani böylece. Feriha sevindi biye bana el müderrisu. Yani hoca kethiran çok sevindi. Ve kale dedi ki İnneke muhakkak ki sen ahsenu talibin yani en iyi öğrencisin fil fasli evet, sınıfta en iyi öğrencisin dedi en iyi talebesin dedi peki devamında el ümmü maşallah maşallah zadekallah ilmen Allah senin ilmini artırsın ibni oğlum Bakın zâdekallâhu ilmen, zâdekallâhu afiyeten, zâdekallâhu rızkan, zâdekallâhu bereketen. Mesela zâdekallâh, Allah artırsın sana, ilmen, ilmi artırsın. Sa'id, e, e yıkadın mı? e kumsani gömleklerimi, ya ümmi, Ya ümmi, ey annem diyor. Ee, anne ne evet gasel tu bakın gasel tuha onları yıkadım ve kevey tuha keva neydi ütülemek kevey tuha onları ütüledim hud hadel kamise al şu gömleği diyor hud al hadel kamis işte gömlek sa'id hati getir zake ya ummi onu getir onu ver ey anne diyor zâke onu veya şunu bunu gibi manalara geliyor cümle içinde. Zâke bu bakın o bu ecmel min hâzâ. Yani bundan daha e, güzel. Yani bu şundan daha güzel veya şu bundan daha güzel. Tedhulü Meryem Meryem girer e, ve eee "Esselamu aleyküm" der. "Keyfe hâlu ki, değil mi? Anneye soruyor çünkü devamında göreceğiz. Arapçada sürekli bir sonraki ifadeye bakmamız gerekiyor okurken. Bu Kur'an-ı Kerim içinde geçerli. Keyfe haluki. E, eğer sonrasında mesela ebi olsaydı haluke diyecektik. Veya said olsaydı yine haluke diyecektik. Ama müennes birine sorduğu için haluki dedik. Nasılsın ey annem? ve keyfe e, halu ke diyoruz bakın burada. Çünkü sonrasına baktık. Ya ehi ehi ne? erkek kardeş. Dolayısıyla halu ke olacak. Sen nasılsın ey kardeşim? El ummu anne e, ne diyor? E, anne. E, ve aleykumusselam selam. Ehlen ya e, binti. Evet, e, kızım hoş geldin diyor. E, ehlen ya binti. Ey kızım hoş geldin. Mete haracti. Ne zaman çıktın? Minel medreseti. Evet Meryem ne diyor? ''Kharactu çıktım. Ba'de sonra salatil zuhuri. Öğle namazından sonra. Salatil fecri sabah namazı. Salatil asri ikindi namazı. Salatil mağribi akşam namazı. Salatil işa yatsı namazı idi. Peki El-ımmı ne diyor? Eyne zemilatu ki. Bakın ki dedi yine. Çünkü müennese soruyor. Arkadaşların nerede? Zemil sınıf arkadaşları, meslek arkadaşları için kullanılıyordu. Sadıyık ise normal arkadaş için kullanılıyor. Refik ise hayat arkadaşı. Daha çok veya sürekli beraber olunan arkadaş. Refik. Evet. Demek ki arkadaş manasına gelen birkaç kelime var. Ee, amine. Bakın arkadaşlar derken zemilat. Bunları kimmiş? Amine, Fatıma ve Suat. Değil mi? Suat müennestir. Arkadaşların Amine, Fatıma ve Suat nerede diyor? Meryem. E, ene ben ma reytu hünne. Onları. Hünne ne? Onlar. Onları görmedim. Ba'de saleh. Namazdan sonra onları görmedim. El ümmü anne ya binti Ehu e ke. Ehu Neden ehu demedik? Çünkü sonrasına baktık. Kimden bahsediyor? Said'den bahsediyor. Çünkü Kur'an'ı ezberleyen kimdi? Said'ti. Hafıza <laughs> ezberlemiş. Sûreter Rahman. Rahman suresini. E, eyye suretin Hangi sure? Sen hangi sureyi? Bakın e, hangi sen hangi sureyi ne yaptın diyecek? Ezberledin diyecek eyye suretin hafizti enti. Bakın. Peki sen hangi sureyi ezberledin? Bu sondaki enti peki sen gibi bir pekiştirme için geliyor. Peki sen hangi sureyi ezberledin? Meryem ne diyor? Ene ben de hafiz tu. Bakın tu müzekker müennes için aynı. Ben de ezberledim el hadid. Hadid suresini ezberledim ve hiye o atvalu daha uzun Mine, e, min min sureti rahman rahman e, suresinden daha uzun ve kezalike yine bunun gibi hafizutu sitte e, aşrete, e ayet, bakın aye e, sitte aye kaç e, e, ayet 16 e, ayet de ne yaptım ezberledim. Min suretin nebe. Nebe suresinden e, 16 ayet ezberledim. Sitte aşirete ayeten. Bunu ayet diye de söyleyebiliriz. E, bu e, 11, 12, 13, 14, 15, 16 yani e, e, kaça kadar? 20'ye kadar. Bakın nasıl geliyor? E, burası üstünlüğü, burası üstünlüğü, burası müfret ve e, mansup olarak geliyor. El ümmü Anne ne diyor? Maşallah. Evet maşallah. İnne e, ki. Bakın inneke demedi. Neden? Çünkü müennese sesleniyor. Kız, kızına sesleniyor. İnneki. ki. E, Galibe tün. Müçtehide tün. Yani sen çalışkan bir kızsın. Ene ben mesruretun. ki. Seninle çok mesrurum. Yani sevinçliyim. Biki senin e, için, yani senden dolayı çok sevinçliyim. Bakın bike demedi. Bike deseydi erkeğe söylemiş olurdu. Ezehebti ilel mektebetil yevme. Bugün mektebeye, yani kütüphaneye gittin mi? Meryem, neam, evet diyor. Zehebtü <laughs> gittim. El ümmü, anne maza qara'tü hünak Hünake değil mi? Orada e, ne okudun? Meryem. Karatu okudum mecelleten bir dergi. Min Pakistan. Pakistan'dan. İsmuha. Onun ismi ne? E, el İslam. Yani ismi İslam olan bir Pakistan dergisi okudum diyor. Peki devamı var. Bakın uzun bir diyalog. E, Ebil lugatil arabiyeti hiye, o Arapça diliyle mi idi? Yani Arapça diliyle mi bir dergi? Meryem la hiye bil lugatil ingiliziye. İngilizce. İngilizce. E, el ümmü anne. E zehebti ilel müdira. Müdireye gittin mi? Meryem. E, la hiye ma caet el yevm. Hayır o bugün gelmemiş. El ümmü ne diyor? Limeh niçin? Evet bu limada veya kısaca lime olarak da geliyor. E, Meryem e, Ezunnu zannederim enneha o zehebet gitmiş ila Mekke'te. Mekke'ye gitmiş. El ümmü eşşeribti. Bakın şeribti. İçtin mi? eşşaye. Çay içtin mi? E, Meryem ne diyecek? La ma şeribtu içmedim. El ümmü e, lil hadime hizmetçiye diyor ki hati getir eşşaye çay getir ya Leyla ey Leyla diyor Meryem e, ve hati e, ve getir kıt ate ey lan ya Leyla yani bir parçada ekmek kıt ate hubz bir parça ekmek eydan aynı şekilde d De da değil mi ya leyla ene cev'a ben açım cev'a peki e, burada alıştırma var temarin neydi alıştırmalar ecip cevapla anil es ile atiye yani verilen soruları diyor cevapla eyye suratin hangi sure edi e, hafıza ezberledi Sa'id. Evet, Sait hangi sureyi ezberledi? Ne diyeceğiz? Sura e, El Hadid değil mi? Suratul e, Hadid. Hadid suresini ezberledi. Diyeceğiz. Kısa cevap olarak böyle söyleyebiliriz. Kem ayet min suretil nebe. Evet. Kem ayet yani kaç ayettir? E, min suretil nebe suresinden ezberlediği. hafizat e, bakın hafizat neyi ezberlemiş. Meryem. Meryem kem ayetin şöyle. E, Nebe suresinden kaç ayet ezberlemiştir? Hafizat sitte aşrete ayeten min suretin nebe. Evet, nebe suresinden e, 16 ayet ezberlemiştir. Mesmul mecelletilleti kara ha meryem fil mektebe. Bi eyyi lugatin hiye. Et evet, ismuha, o derginin ismi neydi ee, İslam değil mi İsmuha, el İslam. Evet peki e, İslam dergisinin dili neydi ve lugatuha onun dili de neydi İngilizce. Bakın İngilizce diye söylüyoruz. E, o derginin ismi İslam ve dili ise İngilizcedir e, dedik. E, men Leyla Leyla kimdi? Hiye e, o e, hadime. Hadime ne? Hizmetçi. Değil mi? Hadime. Hadimetün. Veya hadimetül beyt de diyebilirdik. Peki. Cevaplarımız bu şekilde. E, diğer alıştırmaya e, geçelim. E, ne diyor? Da koy. Hâzihil alâme. Yani doğru işaretini koy diyor. ''Emamel cümelis sahiha'' ''Sahih cümlelerin önüne'' Yani doğru cümlenin önüne. Yanlış cümlenin önüne de çarpı işareti koy diyor yani. ''Ve hazihil alamete'' ''Emamel cümeli gayris sahiha'' ''Ma ferihel müderris bi sa'id'' ''Müderris sa'id için sevinmedi'' Hayır, sevindi. Bu cümle yanlış. ''Meryem cev'a'' ''Meryem açtır'' Evet, öyle söyledi en son. Haracet Meryem minel medreseti ba'de salatil zuhur. Evet Meryem okuldan öğle namazından sonra çıktı. Evet öyle geçmişti. Suretur Rahman, Rahman sure, e, suresi min suretil hadid. Hadid suresinden daha uzundur. Hayır, Hadid suresi daha uzundur. Amine ve Fatıma ve Suad zemilatü Meryem, Meryem'in arkadaşlarıdır. Evet öyle geçti parçada. Peki diğer alıştırma. E, ecib anil esiletil atiye. Şu soruları cevapla diyor. Hadihil esile bu sorular. Leyset mebniyeten ale dersi sadis. 6. derse dayalı değildir. Onun alakalı değil diyor. Yani, yani o metinle alakalı değildir. E zehebte gittin mi? Evet. E, nereye? İlel medreseti el yevm. Medreseye bugün gittin mi? Mesela ne diyebiliriz? Ne'am <laughs> zeheptu evet, zehebtu ben gittim. İleyha İleyha derken bakın neyi kastediyoruz? Medreseyi kastediyoruz. Evet, oraya gittim. Ne'am zeheptu ileyha Meta raca'te minel medreseti Medreseden ne zaman döndün? Ee, Rajatu evet döndüm. Minha, minha yani medreseden e, ne zaman döndüm? E, mesela ikindi vakti de döndüm veya e, Ba'del asrı da olabilir. Asran diyelim. asır neydi? E, i̇kindi demekti. Evet, asran e, ikindi vakti döndüm. E, peki... Buraya tabi zuhran da diyebiliriz. Mesela o daha doğru. Zuhran yani öğlen döndüm. Veya bade zuhur da diyebilirdik. Eyye suretin kara'te. Hangi sureyi okudun? Ba'de salatil fecri. Yani sabah namazından sonra hangi sureyi okudun? Ne diyebiliriz? Ee, mesela kısaca e, su, surenin ismini de yazabiliriz. Suratel el mesela e, el e, ne diyelim e, asır da diyebiliriz veya fiil değil mi? Fiil suresini okudum. el fiil. Evet bu şekilde kısa da cevaplayabiliriz. Uzun cevaplarsak ne diyecektik? Kara'utu ba'da salatil fecri suratel fiil. Mesela. Eyye <laughs> sûratin hangi e, sureyi te ezberledin. Hâzel Bu hafta hangi sureyi ezberledin? Ne diyebiliriz? Mesela suratel fiil. Ee, tekrar onu söyleyebiliriz. Evet, fiil, fiil suresini ezberledim. Veya daha uzun bir sure de olabilir. Suratel hadid de olabilir. Ebil ma'il barit soğuk su ile mi? Bakın soğuk su ile mi? ''Gaselte'' yıkadın, Vecheke yüzünü, e, ''em'' yoksa, ''bilma-il-har'' yani sıcak suyla mı yıkadın? E, bakın iki şıklı bir soru. E, soğuk suyla mı? bilma il barit soğuk suyla mı? ''Em'' ''bilma-il-har'' e, sıcak suyla mı yıkadın? E, ne diyebiliriz? Mesela, Uzun cevap verelim bu defa. Vechi Vechi Benim yüzüm değil mi? Yüzümü yıkadım. Neyle? Bilma-i e, Bilma-il barit Barit neydi? E, soğuk su. Evet. Soğuk suyla yıkadım. Evet. Peki Bilma-il har deseydik. Sıcak suyla yıkadım demiş olacaktık. Men rasale ramisake. Evet, e, ve men mindi ki e, gömleğini ve mendilini kim yıkadı? E, ne diyelim? Ona da eee e, şöyle o e, zamir kullanalım yine. Rasale. E, et bakın gasalet hıma o ikisini e, ümmi annem yıkadı. Değil mi? Ümmi ee, burada e, annem dediği için gasselet diye teli getirdik. Evet bu, bu şekilde bu alıştırmayı da çalıştık. Diğer alıştırmaya bakalım. Ee, ne diyor burada? Ennis yani müennes yap. El faile faili fi min el cümlel atiye ee, ve, yani verilen her bir cümledeki faili vadbı damire bir şekil ve dam yerinde hareketini belirle diyor. Eşşerib teşşaye ya hamid. Evet. Çay içtin mi ey hamid? Eşşerib teşşaye ya suat. Bakın burada suat müennes olduğu için şerib ti diye gelmiş. de derse ya Ali. Değil mi? Burada Ali müzekker olduğu için ketepte dedi. Peki biz bunu şöyle aldık. Ne diyeceğiz? e, e ke Değil mi? Bakın hareketi değiştirdik. e ke derse, e, buraya ne diyeceğiz? Mesela müennes bir isim e, e, söyleyelim. Ya Meryem e, Evet. Ey Meryem dersi yazdın mı? e gasel teb heke ya ehi. Ey, e Ey kardeşim yüzünü yıkadın mı? Bunu şöyle alacağız ve nasıl değişiklik yapacağız? Egaselti veh ki ya uhti değil mi? Ya <laughs> uhti. Ey kız kardeşim yüzünü yıkadın mı? Egaselti. Ey suretin hafizte ya bu neye Hangi sureyi ezberledin? Ey oğlum. Burada aynısını şöyle aldık ve ne dedik? Ey suretin hafizti ya e, İbnetî yani ey e, kızım. Değil mi? İbnetî. Ey kızım e, hangi sureyi ezberledin? Efehim ted dersel cedide ya haşim. Yeni dersi anladın mı ey haşim? Ne diyeceğiz? Efehim ted derse el cedide ya. Mesela Hatice yani ey Hatice yeni dersi anladın mı? E ee, peki Eyne de ba'de'd dersi ya Ehi Dersten sonra nereye gideceksin ey, ey kardeş? Ne diyeceğiz? Ey kardeşim yani. Eyne zehebt gittin değil mi? Gideceksin değil de gittin. Ba'de'd dersi ya uhti. ey kız kardeşim. Bakın ya uhti. Evet bu şekilde ne yaptık? Farklı şey failleri müennes hale getirdik. burada ne diyor? Ödbit yani harekesini belirle. Eddamire zamirin bir şekli şekilde. Fi kulli minel ef'alil varide gelen her bir işte fiilde. Fi cümlenin atiye verilen cümlelerde. Ene e, zehebtu değil mi? Zehebtu ilel matar. burada ne yaptık? Zehebtu'yu tuyu böyle okuduk. Ezehebte ilel mel'ab. Zehebte. Ee, bakın zehebte. Niye sonuna baktık? Yusuf'a sesleniyor. O zaman zehebte diyecek. Uhti zehebet. Değil mi? Burada da zehebet. Çünkü uhti kız kardeşim demek. Gitti hastaneye. E -ti. Neden ti dedik? Çünkü Fatıma'yı gördük. Evet kütüphaneye gittin mi? Ey Fatıma diyor. Dolayısıyla onu da böyle ti ile söyledik. Teemmel mayeli aşağıda verilenleri düşün diyor. Ve hep mesela bu, bu e, fiil nasıl geliyor? Ve hebet şeklinde müennes e, geliyor. E, o gitti. Ve hep de, sen gittin. M niçin? Bu, e, bakın, için bu. bakın müzekker için. Ve hep ti müennes için. Ve hep tu ikisinde de ortak. Ve hebet de yine müennes içindi. O gitti. Ve hep te sen gittin ve hepti sen gittin müennes ve hep tu ben gittim şeklinde farklı geliyordu. Ee, burada ne diyor? Teemmel düşün el misaleynil atiyeyni. İki verilen iki misali düşün diyor. Efehim te derse ya Ali. Dersi anladın mı ey Ali? Neam evet fehim tuhu onu anladım. Ya da la hayır ''Ma fehim tuhu'' ''Onu anlamadım.'' ''Ma fehim tuhu'' ''Ema e fehim te derse ya Ali'' e, ''Dersi anladın mı?'' E, e ''Anlamadın mı?'' Bakın başta ''Ema'' ''Anlamadın mı?'' E, buna iki şekilde cevap verilebilir. ''Bela'' e, ''Evet'' ''Fehim tuhu'' ''Onu anladım.'' ''Neam'' ''Evet'' ''Ma fehim tuhu'' ''Onu anlamadım.'' Şeklinde bakın ''La'' yerine ''Bela'' e, geliyor. Ee, peki burada ne diyor? Hati getir es ileten münasibeten yani münasip sorular getir lil ecubetil atiye verilen cevaplar için diyor. Ne am tu? mesela ne e, diyebiliriz? E, e değil mi? E eş e, Bakın eş içtin mi elma e. yani suyu içtin mi? O da ne diyor? Naam şeripte. Yine burada da naam tu demiş. E veya hel değil mi? E, e ketebte Yazdın mı? Evet yazdın mı? E, neyi mesela? E, dersi yazdın mı? E, o da ne diyecek? Evet dersi yazdım şeklinde değil de kısaca yazdım diyor. E yerine hel de getirebilirdik. Bela ra'aytuhu. Peki bunun sorusu o zaman olumsuz soru olacak. O zaman ema değil mi? Ema e, ra'aytuhu. Yani onu görmedin mi? Ema ra'aytuhu. O da e, bela e, evet derken olumsuz soruya bela ile cevap veriliyor. Evet onu gördüm. Yine soruya bakalım, cevaba bakalım. Ne am ma qara'tu hadzal kitabe fi beladi. Evet benim ülkem e, hakkımdaki bu kitabı e, ne yapmadım? Okumadım. Neam ma qara'tu hadel kitap. E, o zaman ma qara'tu okumadım dediğine göre o yine olumsuz soru olacak. Ne diyeceğiz? E ma qara'te e, yani okumadın mı? E, okumadın mı? E, bu devamındaki ifadeyi olduğu gibi Buraya ne yapabiliriz? Yazabiliriz. Ee, bu Burası da o soru dedik. Soru işareti getirelim. Ee, evet. Ne diyor o da? Evet okumadım diyor. Peki. Diğer e, cevap neydi? Bela. Semi'ütül ezan. E, peki o bunun sorusu e, nasıl olacak o zaman? E, olumsuz soru olacak. Çünkü bela dediğine göre olumsuz sormuş. Ema semi'etel ezane. Evet. Ema olumsuz soru yapıyor. Değil mi? Semi'ete. <laughs> Ezanı işitmedin mi? Bela. Evet. Semi'etel <laughs> ezan. Ezanı işittim. La ma semi'etel ezane. Bu la ile cevap verdiğine göre olumsuz soru değil. Olumlu soru. O zaman nasıl sormuş olacak? Şu şekilde ma'yı burada kaldırıyoruz. Es-semi'etel ezane. Ezanı işittin mi? Bakın burada nasıldı? İşitmedin mi? Evet işittin mi diye sorunca hayır. Ma-semi'etel ezan. Ezanı işitmedim. Burada ne diyor? La-ma-darabtu-hazel-veled. Burada aynı şekilde e ne diyeceğiz? E Olumlu soru yani. E-darabte. Değil mi? E-darabte-hazel-veled. Bu çocuğa vurdun mu? E, o da ne diyor? La ma darabtu hadel veled. Hayır ben bu çocuğa vurmadım diye söyleyecek. peki diğer alıştırmaya bakalım. ne diyor? E, i̇kra oku el emsilete örnekleri. ve sonra ecip cevapla anil esiletil atiye verilen soruları müstamelen e, eddamair. Yani zamirleri kullanarak yani şu zamirleri kullanarak cevapla. Era eyte hamiden. Hamidi gördün mü? Ne amra tuhu? Bakın hu getirmiş. E, çünkü hamid müzekkerdir. Era eyte e, gördün mü? Bakın era eyte hamiden ve hişamen ve aliyen. Yani bu üçünü gördün mü diye e, soruyor. Ne amra eytuhum. Bakın hum getiriyor. Ra'ai <laughs> te Zeynep'e Zeynep'i gördün mü? Ne am tuha? Evet onu gördüm. Peki ra'ai <laughs> ti burada t t fark etmiyor t de getirebiliriz. Zeynebe ve Amin'e ve Suat bunları gördün mü? Ne <laughs> am Evet onları gördüm. Ra'ai te tullab el mi yeni öğrencileri Gördün mü? O zaman ne diyeceğiz? Ne'am. Evet. Bakın yukarıda geçti zaten. Şurada. Yeni öğrenciler derken. Ne'am ra'aytuhum. Evet. Onları gördüm. E til müdirete ve uhteha ve binteha. Müdireyi, kızını, kız kız kardeşini ve kızını gördün mü? Bakın. Ne'am. Evet. Onları ne yaptım? E ne? ''Gördüm.'' raaytuhunne Yine, ''Eraeytel müderrise.'' ''Müderrisi gördün mü?'' ''Müderris müdekkerdir.'' Ne diyeceğiz? ''Neam raaytuhu ''Evet, onu gördüm.'' ''Eyne raeyte uhteke meryem?'' ''Meryem.'' Yani kız kardeşin Meryem'i nerede gördün? Bu defa ''neam'' olmaz. O zaman ne olacak? Ray tuha onu gördüm. Nerede? E, fil mesela medreseti okulda onu gördüm. Ray te seyaret el müdürin müdürün arabasını gördün mü? Ne diyeceğiz? Ne am? Evet. Ray tuha çünkü arabadan bahsediyor. Araba müennestir. Eyne <laughs> ra'aytel atıbba'a ya Ali. Doktorları nerede gördün? O zaman ne'am olmaz. E, tıbba dediğine göre tuhum, değil mi? Onlar yani. Onları gördüm. E, nerede gördüm? İşte fil müsteşfa. Yani hastanede e, gördüm diyeceğiz. Evet hastane neydi? Müsteşfa idi. Peki e, devamındaki soruya bakalım. E, ne diyor? Meta ra'eytel müdire ya Yunus. Müdürü ne zaman gördün? Buna da ne'am olmaz. Ne diyeceğiz? Ee, evvela şöyle. Ra'eytuhu. <müdürü> Onu gördüm. Mesela ne zaman gördüm? Ba'de yani sonra. Ba'de zuhuri. Yani öğleden sonra gördüm. Evet. Ba'de zuhur. Öğleden sonra. E ra'eyte er te ve Hatice'te ve Berirete. Evet, bunları gördün mü?" diyor. Evet, burada ne am diyeceğiz? Ne am, evet. Ra'aytu ne Bakın bu bunlar müennes olduğu için e, ra'aytu hunne şeklinde çoğul söyledik. E, peki diğer alıştırmaya bakalım. Iqra oku el misaleyni iki örneği. Sonra Irbıt yani birleştir. Beyne kulli minel cümleteyni iki cümlen arasını müstamelen kullanarak enne enneyi kullanarak ve alem bil ki enne min ehevati inne innenin kardeşlerindendir. Hüve meridun o hastadır. Edunnu ennehu meridun ne, ben onu ne zannediyorum? Edunnu onun hasta olduğunu zannediyorum. Bakın Ezunnu <laughs> ne? zannediyorum. Ennehu <laughs> meridun. Burada enne gelince gını onu oluyor. Gını. Yani onun hasta olduğunu. Onun hasta olduğunu. El müderrisu maca'e. Müderris gelmedi. Ezunnu ennel müderrisemacae? Müderrisin gelmediğini zannediyorum. Ente <laughs> tabibun. Sen doktorsun. Adunnu, bakın ne yapacağız? Enneke Senin e, ne olduğunu zannediyorum. Tabibun Yani doktor olduğunu zannediyorum. Hüve minel yaban O e, ya, Neredendir? Yaban Japonya'dandır. O zaman Ennehu Yani onu zannediyorum. Nereden olduğunu zannediyorum. Minel Yaban Japonya'dan olduğunu zannediyorum. Merida o zaman Edunlu Enne Ha çünkü müennestir. Enne Ha e, Meridatun onun hasta olduğunu zannediyorum. E Hım Tullabun Evet Tullab öğrenciler demekti. O zaman Edunlu Enne Hum değil mi? Enne Hum. Onların ne olduğunu zannediyorum. Dullabun. Evet. Öğrenciler olduğunu zannediyorum. Evet. Bu şekilde e, cevapladık. Diğer alıştırma değil, devamı var. Enti cev'a. Evet. E, enti dediğine göre. Edhunnu enne ki. Değil mi? Mühendis olacak. Enne ki cev'a. Senin aç olduğunu sanıyorum veya zannediyorum. Yine burada el mektebe tu meftuha demiş. Ezunnu evet zannediyorum dedi diyeceğiz. Ne diyeceğiz? Enne bakın enne devamını direkt getireceğiz. Ennel mektebete yani kitaplığın kütüphanenin meftuhatun açık olduğunu zannediyorum. Burada el kahvetu baride demiş. Yani kahve soğuktur. Ezunnu Enne. Evet. Ennel e, kahvete beridetun. Kahvenin e, soğuk olduğunu sanıyorum. E, evet. Muhammed zehebe ile Mekke. Burada şunu siliyoruz. Muhammed Mekke'ye gitti. O zaman ne diyeceğiz? Edunlu hu. Değil mi? Edunlu hu. E, tabi edunlu hu değil ennehu hu. ennehu ee, evet. Ennehu e, nereye gitti? İle Mekke. Mekke'ye gittiğini zannediyorum. Veya açıkta söyleyebilirdik. Yani edunlu enne Muhammeden zehebe ile Mekke'de diyebilirdik. Fatıma fil mektebe. O zaman e, ne diyeceğiz? Edunlu enne bakın e, enne ha değil mi? Ha derken Fatıma'yı kastediyoruz. E, Edun enneha fil mektep, onun kitabın kütüphanede olduğunu zannediyorum. Entum müderrisune o zaman edunnu enne kum değil mi? Kum entum manasıyla aynı. E, sizin müderrisler olduğunuzu e, zannediyorum. Peki e, burada bakın enne kum müderrisun e, örneklerimizi böyle çoğaltmışız. Devamında İkra mayeli, aşağıdakileri oku diyor. Ehde aşirete talibe. Kaç öğrenci? 11 öğrenci. Ama nasıl öğrenci? Kız öğrenci. Ee, İthnete aşirete talibe. 12 kız öğrenci. Selase ee, aşirete talibe. Bakın 13 olunca ne oldu? Burası müdekker geldi. Yani bununla ters oldu. Burası ise bununla aynı oldu. Bunları sık sık görüyoruz. Tekrar veriyor. Erba aşrete talibeten. 14, 15, 16 öyle gidiyor. hamse aşrete talibeten. Sitte aşrete talibeten. Seb'a aşrete talibeten. Semani aşrete talibeten. Tis'a aşrete talibeten. Eşrune talibeten. Evet demek ki 11 ile 12'de 11 ile 12'de e, birincisi ne? Ehda. burada ifneta. Peki 13'te bakın diğerleri aynı. 13, 14, 15 saydığımız şey müennesse ilk kısmı müzekker geliyor. ve burası da o ona tabi oluyor. Yani burası müennesse burası da müennes geliyor. Peki ne diyor burada? Ikra oku mayeli verilenleri. Thum mektubhu me'a kitabetil erkam. El varide fihi bil huruf. Sonra o gelen sayıları diyor yazıyla yaz. Kem sinnüke yaşın kaç? Sinni bakın tis'ate e, aşar sene. O zaman tis'ate aşer e, olur mu? O Olmaz. Neden? Çünkü sene müennes olduğuna göre birinci kısım bunun tersi olacak. Yani tis'a aşerete tis'a aşerete e, seneten. Bunu aşirete diye e, şu şekilde de yazabiliriz. E, yani 19 dokuz sene. Karana e, safha. Safha sayfa demek. O zaman ilk kısmı bunun tersi e, olacak. E, bakın az önce e, burada kuralımız neydi? E, i̇lk kısım bunun tersi. Saydığımız şeyin tersiydi. E, o halde ne diyeceğiz? Erba'ate aşirete. Değil mi? E ee, olur mu? Hayır. Erba'a ashrate. Erba'a. Evet, ilk kısım ters olacak. Ashrate. Evet, ikinci kısım ise saydığımız şeye yani şuna uyacak. Evet, bu kitaptan 14 sayfa okudum. Fi hadihil hafile bu otobüste 18 bakın rakip dediğine göre ha bu sefer olacak. Yani ters gelecek. Thamaniyet, <laughs> değil mi? e 10 e 10 evet 8'i 10'a rakiben ve halfehum onların arkasında da 5 10 e, rakibeten o zaman şunu da e, bakın 5 diye yazacağız 5 h e, peki 10'a değil mi 15 yolcu var. E hâde, e, funduk savir bu e, küçük otelde fihi onda var e, isnete aşirete gurufeten isnete e, evet şu şekilde isnete e, aşirete ashrete gurufeten fakat sadece kaç oda var e, 12 oda var osman lehu onun e, ibnen kaç oğlu var e, ahade ashara yani eee 11 oğlu e, var. Onu da bu şekilde ahade aşere şeklinde yazdık ve isnata aş, e, aşirete bakın bunun aynısını alalım şuradan. Kaç tane e, kızı var? 12 tane e, kızı var demiş. Ne diyor devamında? Ene hafiztu ben ezberledim sure. Sure dediğine göre ilk kısmı müzekker gelecek. Selase ikinci kısmı saydığımız şeye uygun gelecek. 13 sure ezberledim. Selase aşreti sura ten. Bu da böyle müfret ve mansup gelecek. Fî hâzel müsteşfâ bu hastanede kaç e, doktor var? E, tis -a, e te, değil mi? Tis e aş e aşer. Evet, kaç doktor var? E 19 doktor var ve e bir de müennes veriyor. Kaç tane? 17 tane. 17 tane dediğine göre e seba. Peki bu neden sebatı demiyoruz? Çünkü ve saydığımız müennes'tir. Dolayısıyla sebate ashrate. Evet. Kaç tane e, tabibe var? Yani kadın doktor var. 17 tane. anel yevme. Bugün okuduk. Kaç kelime okuduk? Semani. E, Semani. Neden e, burada semaniyet edemedik? Çünkü ters gelecek. Kelimeyi sayıyoruz. Çünkü. Semaniye aşara kelimeten cedideten. Evet 18 yeni kelime okuduk. Hazel kalem. Bu kalem. Bir bakın e, e, rubiye. Rubiye demiş. Kaç rubiyedir? Rubiye bir para birimi. E, Mühendis olduğuna göre Erbaa diyeceğiz. Erbaa e, aşırıtı. Kaç rubiye? 14 rubiyedir. Fi Bu e, apartmanda kaç daire var? Şakka. Mühendis olduğuna göre o zaman saydığımız şey müdekker gelecek. Sitte aşrate evet. 16 tane şakka neydi? Daire demekti. 16 daire var. Fi faslı bu sınıfta kaç tane kız öğrenci var? Bakın bu fark etmiyor. Kız erkek. Eşşerune diyeceğiz. Evet. Eşşerune talibeten. Evet. 20 tane öğrenci var. Peki. E, burada ne diyor? Uktub el-a'dat sayıları yaz. Min ahade aşar ila aşrin. Vec'al kulle minel kelimati latiye verilen her kelimeyi temyizen leha. Onun neyi kıl? Temyizi kıl e, diyor. Evet. Temyizi kıl dedi. Şunu şöyle ne yapalım? Mesela e, şu şekilde alalım. E, peki. Peki. Kitap. Mesela e, kaç dedi? Bakın 11'den 20'ye kadar e, yasayları e, yaz dedi. Ve bunları temyiz olarak kullan dedi. Mesela e, ne diyeceğiz? E, kitap temyiz olsun. E, kara ötü. Kaç tane kitap okudum? 11 e, e, tane kitap okudum diyelim. E, kara ötü. Ee, ehade aşara Ehade aşar neydi? Ee, kitap 11 kitap değil mi? 11 peki nasıl söyleyeceğiz? Kitaben diye getireceğiz. Kitaben buna ne diyoruz? Temyiz diyoruz. Yani şu ifadeye temyiz dedik. 11 kitap okudum. Peki talibe demiş. Ee, mesela burada da ne diyelim? Necahat Necahat Kazandı. E, kaç öğrenci kazandı? E, 12 diyeceğimize göre e, İthnete Bakın şu şekilde İthnete aşarata e, Evet burada Bakın hepsi birbirle uyumlu Geliyor e, Talibeten Bu sadece 11 ve 12'ye has bir durum diğerlerinde tersi olacaktı. Peki dakika demiş. Mesela 13 dakika e, bekle diyelim. E, şöyle e, gıf neydi? Kıf dur. Yani bekle değil mi? Dur. Bakın e, bakın emrediyoruz. Kaç dakika e, dur? 13 dakika dur. Dakika müennes olduğuna göre saydığımız şey müdekker e, gelecek. Yani e, selase değil mi? E 3 10. E, evet, aşirete. Kaç dakika bekle? E, 13 dakika. Ta dakika nasıl gelecek? E müfret ve mansup gelecek. Dakikaten. Yine eee yevm kelimesi, yevm kelimesi müzekkerdir o halde. Saydığımız şey müennes. İlk kısmı müennes gelecek. E, ne diyelim? Mesela Yağım. E, e, 14 gün 14 gün e, kaldı diyelim. Bakıye. Bakıye ne? Kaldı. Değil mi? E, Bakıye. E, peki şurayı nasıl değiştireceğiz? E, şu şekilde tekrar Erba Bakın Er e, Ba a. Değil mi? Mühendis gelecek. Bakıye Erba'ate Eee Aşara yawmen kaç gün kaldı? 14 gün kaldı. Baqiye 14 yavmen Peki diğer kelimemiz ne? Seyyare. Seyyare 15 araba e, geldi diyelim. 15 araba e, geldi. O zaman nasıl diyeceğiz? E, şu şekilde. Hadarat e, yani geldi peki e, seyyare müennes olduğuna göre 15 derken hamse diyeceğiz değil mi? Çünkü tersi olacak. Hamse e, Evet 15 e, araba aşrete. Seyyare de olduğu gibi bakın gelecek mansup ve müfret gelecek. Biz buna ne diyoruz? Temyiz diyoruz. Peki e, devamında racül veya e, racül kelimesi var. E, kaç e, adam diyeceğiz şimdi? Hamse aşırı dedik. E, 16 adam. E, o zaman ne olması lazım? Mesela 16 adam gördüm. Ra'aytu e, gördüm. E, adam müzekker olduğuna göre sayımız nasıl gelecek? E, gelecek. Yani onun tersi olarak gelecek. Sittete aşara ee, raculen değil mi? 16 adam gördüm. Peki burada temyizimiz hangisi? Raculen. Raculene biz ne diyoruz? Saydığımız şeye temyiz diyoruz. Ee, ve 11'den 20'ye kadar e, ve sonrası da dahil. Bunlar temyizimiz ne geliyor? Müfret ve mansup geliyor. Sene. Peki sene müennes olduğuna göre saydığımız şey müdekker e, gelecek. Ee, mesela derastu, e, ders gördüm, ders aldım veya e, kaç sene ders aldım, kaça geldik? 17'ye geldik. E, sene dediğimize göre mühendis olacağı, müdekkel olacağı için. E, Seb'a, değil mi? Seb'a aşirete, e, kaç sene ders e, gördüm. E, Seb'a sene seneten, değil mi? Seneten. 17 sene ders gördüm. Peki diğer kelimemiz ne? Ona da bakalım. E, Karye. Karye bu da müennestir. O halde bunu da sayarken müdekker olarak sayacağız. Karye neydi? E, köy. E, mesela feteha, fetehu fethettiler. E, fail içinde vav olsun. E, fetehu fethettiler kaç beldeyi köyü fethettiler? E, 18 eee seb'a e, 17 idi. O zaman e, karya müennes olduğuna göre ne diyeceğiz? semaniye. Semaniye eee evet ashrate değil mi? Semaniye ashrate karyeten. Evet kaç köy? E, 18 köyü Fethettiler, Fethu. Evet, burada pekiştirme kullanmamız gerekir tabi. Yani Kat desek daha uygun olur ama maksadımız burada örnekleri saymak. Dalip, Dalip e, müzekker olduğuna göre e, ne diyeceğiz ve ne sonu sayacağız? Na, nasıl? Mesela e, haracı çıktı. Evet, e, çıktı. Kaç öğrenci çıktı? 19 öğrenci çıktı diyeceğimize göre e, tis -a te değil mi? Tis'a te aşara dali e, ben evet daliben e, 19 öğrenci çıktı. Peki bu şekilde bütün kelimeleri ne yapmış olduk? Saymış olduk. E, devamında ne diyor? E, ikrah oku el misale örneği ve sonra İmle doldur el ferave boşluğu, fi ma yeli ala e, gırarihi. Ala gırarihi e, Benzer şekilde demek. Yani benzeterek, misale benzeterek doldur. Hamid cev'an. Hamid açtır. E, Meryem cev'a. Meryem ise e, açtır. Bakın burada hamid için cev'an diyoruz. Meryem için cev'a diyoruz et bu öğrenciler ciauun açtırlar çoğulunda müzekker olarak cia' geliyor. et-talibatü müennesinde de aynı ciauun geliyor. Halit adışan. Halit e, nedir? E, açtır. E, peki buraya mesela e, ne getirelim? Zeynep diyelim. E, Zeynep ne diyeceğiz? E, adşan. Atşa ad diyeceğiz. Şunu Cev'a'ya benzeteceğiz ya. Yani bu atşanın sonundaki nunu attık ve bu şekilde atşa diye getirdik. Zeynep nedir? Susuzdur. Cev'an aç, atşan ne? Susuz. Mühendis için ne diyoruz? Atşa diyoruz. İbrahim Şeban. İbrahim tok'tur. Peki mesela kim diyelim? Suat. Suat neydi? Kız ismiydi. E, Suadu şeb'a. Değil mi? Ne oluyor? E, sonundaki e, nunu ve e, elifi atıyoruz. Onun yerine maksur bir elif getiriyoruz. Suat e, şeb'a. Yani Suat açtır. Müenneste böyle. El müderris gadban. Müderris öfkelidir. E, peki müderrise diyelim bu defa el müderrise yani bakın müennes için söylüyoruz. el müderrise e, tü e, o da gadba olacak değil mi? E, gadba e, çünkü müenneste ne yapıyorduk? Sonunu bu şekilde değiştiriyorduk. müderrise ise öfkelidir. Yusuf keslan. Yusuf tembeldir. Yusuf tembeldir. Peki e, burada Yusuf'un yerine müennes ne getirebiliriz? Mesela e, Yusuf'un yerine başka bir müennes isim getirelim. E, mesela Hatice diyelim. Hatice Hatice Tü Kesla Kesla. Bakın Yusuf tembeldi. Burada da e, Hatice yerine başka bir isim e, kullanalım. Hatice yerine mesela Leyla diyelim. değil mi? Leyla e, Kesla Kesla e, ee, müennes için ne oldu? Tembel manasında. Evet. Çoğulunda ise küsala. Kusa, kesla, küsala. Ee, mesela küsala e, hım değil mi? Onlar küsala. E, hiye, kesla. O kadın e, mesela tembeldir. E, hünne aynı. Bakın hum hünne. E, çünkü müennesler için de aynı. Küsala. Mesela e, yukarıdakilerde aynı şekilde e, atışan için ne diyeceksin ne diyeceğiz çoğulunda e, utaşa gibi. Evet. bu çok karıştırmayalım e, ki farklı kullanımları var. Mesela ciya gelmiş. Belki bunun çoğulu da farklı gelecek. E biz burada sadece müennesi bilirsek yeter. Müennesinde atşa diye geliyor. Şeb'a. Bakın buradaki değişimi örneklerle ne yaptık? Gördük. Evet, e, burada teemmel mayeli verileni düşünüyor. Lime niçin limada e, da aynı şekilde lime hareşte minel fasıl mesela sınıftan niçin çıktın veya limada e, minel fasıl e hareşte minel fasıl sınıftan çıktın mı neam e, bakın buradaki e, e o da e, mimi sorusu bu lime niçin değil mi lime veya lime olarak da kullanılıyor lime varapte hadel velet bu çocuğa niye vurdun? E darabte hedel velet. Çocuğa vurdun mu? Değil mi? Evet. Lime. Bu, e, demek ki şunu bakın şurada lime şeklinde de ne yapabiliyoruz? Söyleye e, biliyoruz. E, dedik peki. Diğer alıştırmaya bakalım. Üktüp yaz. El esma el atiye bölen isimleri. Mecrureten ve mansubeten. Mecrur ve mansub olarak yaz. Merfu isimler neydi? Bakın böyle bu şekilde ötreli olarak geliyor. Mecrur esreli, mansub ise üstünlü geliyor. Hamid mecrur halde ne olur? Hamidin olur değil mi? Hamidin yani sonu esreli gelecek. Mansub halde ne olur? Hamiden olur. Hamiden değil mi? Mansub halde bu şekilde geliyor. Sa'a ah, e, ne olur? Esri, mecrur halde. Esrelik gelir. Dolayısıyla saatin olur. Mansup halde saaten olur. E, peki halit e, ne olur? Halidin olur. Mecrur halde. E, mansup halde haliden olur. E, mansup halde böyle bir de elif getiriyoruz. E, mikva neydi? Mikva ütü Değil mi? Peki bunun mecrur hali mikvatin. Değil mi? Mikvatin. Mansup hali ise mikvaten şeklindedir. Beyt. Beytin mecrur hali ne olur? Beytin. Değil mi? Beytin iki esreyle getirdik. Peki mansup halde beyten. Evet, tenvin bu şekilde geldiği zaman Üstünle geldiği zaman Elif de geliyor. Sebura neydi yazı tahtası? Seburatin mecrur halde ve sebura ten ve bu da mansup halde kapalı t ile Elife gerek duyulmuyor. Raculun nedir? E, mecrur halde raculin değil mi? Peki mansup halde ise raculen. Evet raculen e, bu şekilde e, yazılacak. Peki medrese mecrur halde ne gelecek? Medresetin. Evet, medresetin. Peki mansup halde medrese ten şeklinde gelecek. Evet, burada ne diyor? Teemmel mayeli. Aşağıdakileri düşün. Hâti ya Ahmet. Evet, ey Ahmet getir. Hatu getirin. Ya ihvan, ey kardeşler. Hati ya Suat müennese seslenirken böyle diyor. Hati. Hatine. Evet. Müenneslere. Yani çoğula seslenirken de Hatine getirin diye bu şekilde sesleniliyor. Getir. Bakın. Hatiye Ahmet. Hatu. Siz getirin. Hati ey kadın getir. Hatine. Ey kız kardeşler getirin. Evet burada ise öktüp el ayat. Ayetleri yazıyor. El hamsel ula beş ayeti Min Suretil Rahman, Rahman Suresinden ve Suretil Hadid, Hadid Suresinden ve Suretin Nebe, ve Nebe Suresinden. Evet bu nedir? Hadid Suresinden, değil mi? Subhahalillahi ma fi's vel ard. Ve bu 5 ayet uzunca e, bunu buraya almışız. Peki bu Rahman Suresinden 5 ayet. Er Rahmanu 'alleme'l-Kur'an ila ahir ayih ve burada Nebe Suresinden Amme yetesailun anin nebe'il azim. Beş ayeti aldık. Peki, el kelimatul cedide yeni kelimeler. Mecelle nedir? E, dergi demek. Mecellat, dergiler. Rakip, yolcu, yolcular. E, rukkab e, nedir? E, rukkab e, yolcular değil mi? E, çoğulu yani. Rakip, yolcu. Şakka, daire. Çoğulu ne? Şakak. E, i̇mare, apartman. Çoğulu, amair. Sin, yaş demek. Esnağın, yaşlar. Ee, yine dişler manasında geliyor. Kelime, kelimat, e, sure, e, sure, suver, sureler, cae, geldi, keva, ütüledi şeklinde. Peki, burada kalıyoruz. Gelecek bölümde diğer dersle inşallah devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle hepiniz Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.